Şimdi şu mumu da yakalım abi. Ne oldu lan? Tamam. Burada bloklar var. Oha, tek atıyorum lan artık bunlara. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Superman 6 Inches Under'ın yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım efendim. En sonki bölümde burada kalmıştık. Hatta burada tıkanmıştık abi. Ve şimdi buradan devam edeceğiz. Yorumlarda bir iki kişi bir iki tane ipucu verdi ama bakalım bu ipuçlarıyla birlikte yolumuza devam edebilecek miyiz, hep birlikte göreceğiz. Şimdi şu çöp torbalarıyla bir şey yapacaktık abi, bir dakika. Bununla bir şey yapacakmışız. Bununla ne yapılabilir? Bununla ne yapılabilir arkadaşlar? Bir arkadaşımız şurada su akıyor ya, onun arasına sokacaksın diyor galiba. Öyle bir şey anladım. Sokalım bakalım. Ah. Ne oldu lan? Aa, ne oldu ya? Dur bakalım, ne oldu anlamadım. Ne oldu? Ebedi Alev seni affetmem gerektiğini söylüyor diyor. Ha, şeyin içindeki adam, duşun içindeki adam da o koşan. Güzel, duş onun daha kötü kopmasını sağladı diyor. Vay arkadaş ya. Yani sabahtan beri buralarda dolaşıyorum. Geçenki bölümde. Meğersem yapmam gereken şu torbayı şunun arasına sokmakmış ya. Artık temizlenebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir temizlenelim. Güzel. Su kopmasını sağ... Bunun gözlerine ne olmuş ya? Gözleri tuhaf bir şeyler olmuş abi. Şimdi kasabaya girebiliriz arkadaşlar. Çünkü temiz kokuyoruz. Girmek için yeterince iyi kokuyorsun diyor. Teşekkürler bebeğim, teşekkürler. Evet. Kapıyı açtık. Pek de iyi koktun söylenemez. Yo, iyi kokuyorum abi. Temizlendik ya. Bu dayı buraya geldi. Şu arkadaki adama gidelim bir de. Bu adam benim pis koktuğum için içeri almıyordu. Şey, kokuyorsun, sıkıcı. Nasıl kokuyorum ya? Temizlendim ya. Aa, almadı ya içeri beni. Yok. Galiba bu adamın üstündeki gibi bir koku saçmam lazım. Böyle pembe pembe kokular saçmam lazım ki o da beni içeri alsın. Ona sonra gideceğiz o zaman. Önce şu kasabaya bir girelim arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Kafes kasabasına hoş geldiniz bayanlar baylar. Hemen şurada bir çocuk karşılıyor bizi. Bir paranız var mıdır acaba efendim? Sadece bir para yok mu? Sadece bir para istiyorum efendim. Küçücük önemsiz bir para. Dilenciler var burada. Şurada para var. Bak şurada para var. Git al işte ya. Beni uğraştırma. Yeni birisi mi? Iyik. Benden uzak dur. Ve benim paramdan. Burada hırsızlık çok var galiba arkadaşlar. Burası biraz sıkıntılı bir yer. Oo, bu kas yapmış ha. Adımlarına dikkat et yeni çocuk. Zengin halk seni çiğ çiğ yer. Ya sertleşirsin ya da ezilirsin diyor. Brezilya gibi burası ha. Ya zenginler var ya fakirler var. Ortası yok. Yani şey ya, güçlenirsin ya da ezilirsin diyor. Aa, kibrit var burada. Bu kibritle ne yapacağımızı biliyorum. Mumları falan yakarız en kötü. Şu paraları nasıl alacağız bilmiyorum. Önce bir keşfedelim de ondan sonra ne yapacağımızı biliyoruz arkadaşlar. Aha. Her şey plana göre işliyor. Berbat, iğrenç plana göre. Bekle. Aha. Yeni bir vatandaş mı? Kafes kasabasına hoş geldin mavi evladım. Bunlar kim lan? Seni yukarı kattaki malikaneme davet ederdim ama bu güzel şehir bir meritokrasi. Vay. Bunlar buranın şeyleri galiba, zenginleri. Kendilerini kanıtlamadıkları sürece yoksul alt tabakayı üst katlara çıkaramayız. Dediğim gibi bunlar zengin kesim arkadaşlar. Üniformalı, iş adamları gibi giyinmişler, rampayı kaldırın diyor. Vay. Pazar her şeyin icabına bakacak, bana güvenebilirsin. Adam nereye uçtu be? Unutmayın, aşağıya sızan ekonomimizle övünüyoruz diyor. Biraz anlatım bozuklukları var Türkçe çevirilerde ama yapacak bir şey yok. Şimdi yeni çocuk, git de elini yüzünü bir yıka, masmavi olmuşsun, haha. Yukarı çıkmamız gerekiyor ya. Tamam kardeşim, zenginsin anladık ya. Görünüşe göre dışarı çıkabileceğimiz tek yol kasabanın tepesinden geçiyor diyor. Ayda, zengin olmamız. Benim param var aslında ya. Bayağı para topladım, o zenginliğe sayılmıyor mu? Yetenekler ve aletler için kasabayı keşfet. En üst kata ulaşmak için sana bir sürü yetenek ve alet gerekecek diyor. Vay 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 vay. Bu baronun fırlatma rampası. Ha şu. Şuradan fırlatıldı. O rampayı açmamız lazım. Galiba en son açacağız onu. Buralarda şöyle gizli gizli geçitler var mı abi? He? Sandıklar mandıklar. Kovanın içinde para yok. Şunlar açılmıyor mu ya? Aha burada bir dayı var. Kafasına tava geçirmiş abi. Tencere geçirmiş. Kafesin etrafında 4 adet mumu yapmam için bana yardım et. Bu geri kafalı devleti devirmeliyiz diyor. Eğer yardımcı olursam belki seninle biraz ganimet paylaşabilirim. 4 tane mum yakmam lazım. Okey bebeğim. Halledeceğiz. Bu adam bir şeyler çeviriyor ama hadi bakalım. Düzeni değiştirmeye çalışan bir devrimciye benziyor. Şurada para var. Burada bir şeyler var abi. Burası bayağı bir geniş ve keşfetmemiz gereken çok şey varmış gibi duruyor. Diğerlerinin önüne geçebilmek için buralarda kime ödeme yapmam gerekiyor? Vallahi bilmiyorum dayı, ben de yeni geldim. Sen bu metal bloğu kırabilmek için bir taş kazma ihtiyacın olacak. Okey, Minecraft ya. Dediklerine göre aşağılarda bir yerlerde özel bir ganimet varmış. Şu elindeki taş kazma mı? Ha, benimkinden mi bu? Yo. Sen kırabilirsin işte. Seninki daha iyi. Benimki tahta kazma bu arada. Aşağılarda bir yerlerde ganimet varmış bu arada, öyle diyor. Bu kırmızı halk da neyin nesi? Göçmenler mi diyor. Yukarıdan düştüklerini gördün mü? Bahse varım, kesin işlerimizi elimizden almak için buraya geldiler. Korkmayın be. O kadar da değil. Orta katta kendime ait bir yerim vardı. Şahsıma ait biraz da para. Bir de şimdi bana bak. Tam bir ezik diyor. Bu adam galiba aşağı katlara düşmüş. Parasını kaybetmiş. Nasıl oldu bilmiyorum ama. Şu kim? Bir gün en üst kata ulaşacağım, göreceksin diyor. Ulan ya. Aha çocuklar var. Burada bir tane büyücü var. Süzülen adam. Numarasını biliyor musunuz? Şimdi sizlere en iyi halini göstereceğim. Tabii biri yardım ederse. Süzülen adam neymiş ya? Bu çocuk çok yemiş galiba, bak göbek yapmış. Birisi nasıl havaya yükselebilir? Merak ediyorum da o şapkasının altında ne saklıyor acaba diyor. Tavşan çıkabilir. Acaba numara ne? Işınlanma ile alakası yok. Kes sesini seni gidi koca budala. Bu çocuk ağzını bozmuş bu çocuk. Aile terbiyesi almamış. Kendi evlerimizi korumalıyız. Kim bilir bu garip tipler neler deneyecekler. Bu yeni göçmenler ödümü koparıyor. Ya dinimizi değiştirmeye çalışırlarsa diyor. Aha bu kim lan? Neden o lanet rampayı yükseltti ki? Şimdi burada alt sınıflara sıkışıp kaldım. Aa, bu buraya öylesine gezmeye inmiş galiba. Üst katlardan gelmiş. Burada sıkışıp kalan bir zengin bir arkadaşımız. Hanımefendi. Baron etraftayken alkışlamak zorunda olmaktan nefret ediyorum diyor. Şuna baksana abi. Baron bu galiba he? Şuna bir bakalım, bu ne diyordu? Görüyorum ki mavi yakalı bir çalışansın diyor. Gönderme de yapmışlar abi. Buna bakmıştık. Heh. Aha. Benim güzel evim. Benim güzel işim. Benim kocaman arabam. Bunlar kafayı yemiş yemin ediyorum ya. Tırmığı gördün mü, devasaydı diyor. Nerede tırmık abi? Başım ağrıyor, çok kötü düştüm diyor. Zavallı ya. Bunlar yukarıdan düşen göçmenler. Buradan böyle yukarıya çıkabiliyoruz. Sen ne diyorsun abi? Mavi yakalı çalışanlar, beyaz yakalı çalışanlar, başka neyin yakası var biliyor musunuz? Bir köpeğin. Allah'ım ya. Baron etraftan alışan olsun. Tamam, bunu okumuştuk. Harbiden değişik değişik göndermeler var ya. Dayı selamünaleyküm. Stephen atölyesine hoş geldiniz. Bütün madencilik araç ve gelişleriniz burada. Her bir yeni kazma ile yeni materyaller kazabilirsiniz diyor. Pardon. Güzel. Bu ne diyor? Çok fazla seçenek, çok az para. Yeni yükseltmeler hala şu demir blokların içindeler. Onları kırmak için yeterince iyi bir kazmam var mı diyor. Ha, şu kılıçlardan bir tane verir misin dayı ya? Toplanın, kapı tıklatma aletini alın. Sadece 2000 paraya alın diyor. 2000 para mı? Tam bir kazık. Eğer bir kapıyı tıklatmak isteseydim patilerimi kullanırdım diyor. Bu adam bak benden ya. Sen adamımsın ya. Bu adam işi biliyor abi. Bu adam işi biliyor. Bak balyoz falan var lan. Buradan bir şeyler yapacağız galiba ama. Tam olarak ne yapacağımızı anlamadım. Şunları kırabiliyor muyum? Oo, bu? Taş kazma. Artık o metal piksel bloklarını kırabilirsin diyor. Şunları kırabiliyor muyuz? Aha. Demir kazma. 100 gold istiyor. Demir kazmayla da şunu kıracağız galiba. Maksimum can. 30 gold. Bu ne? Bunun ismi yazmıyor abi. Bende yükseltmeler var. Sende para var mı diyor. Bende para var da hepsini alamıyorum dayı. Galiba bunu sırayla alacağız ha. Yo. Cam mı alsak yoksa sallama menzili mi alsak bilemedim ya. Bence bunu alalım ya. Düşmanlara daha uzaktan vurabiliriz. Vuruş menzilimi arttırdım. Güzel. Şunu kırabiliyoruz bu arada artık. Ne kadar da güzel görünüşlü bir kazmam var diyor. Teşekkürler dayı. Şu arka taraflara bu arada girmeyeceğim oraya. Her tarafı keşfedip gitmek istiyorum. Buradan fabrikaya falan gidiyor galiba. Şöyle fabrika işareti var. Bir çeşit alet olmadan bütün bu şeylerin üstüne tırmanamazsın diyor. Galiba bana MacGuffin lazım arkadaşlar. Tahtaları birbirine bağlayan mor MacGuffin var ya. Ondan lazım. Şimdi şunları bir parçalayalım abi. Bunlardan para çıkacak. Güzel. Bu kapıyı... He, kapı tıklatma lazım bu kapıyı açmamız için. Tamam. Güzel. Şunu nasıl yakacağız? Aa, dur. Buldum. Bir tane yanan bir mum vardı arkadaşlar, hatırlayın. Şimdi o mumla bütün mumları yakabileceğiz arkadaşlar. Sırayla. Selamünaleyküm. Allah kahretsin, gene pislendim ya. Bunlar ne pis insanlar ya. Gidin bir duş alın be. Şunu yak. Bunu yak. Bir de bunu yak. Güzel. Şimdi şuradan ne çıktı? Aa, kibrit çıktı. Şurayı yakmıştık ama burayı niye yaktık? Buradan bir şey çıkmadı. Tamam. Şimdi bunların evini yaksam kibritle ne olur acaba? Bana kızarlar mı? Şunların bir evini yakalım ya. Yakalım şunların bir evini ya. Cezalandırıldım. Söylediğimi geri alıyorum. Ebedi Işık'la asla küçülmez. Kasabamız Ebedi Işık'la kutsanmış diyor. Ebedi Işık bizi kızmış olmalı. Adamların evini yakınca. Ben sizi yakacağım demiştim ama. Ben sizi yakacağım demiştim. Ebedi Işık'a daha çok şükretmeliyim diyor. Sözümü geri aldım diyor. Hemen sözünden geri döndü. Üzüldüm şimdi ama ya, evini yaktığım için. Ama Steam kazanımı verir diye yakıyorum. Dur bakalım. Harbiden üzüldüm ya. Bakalım bu ne diyecek? Neden Ebedi Işık beni lanetledi diyor. Şunu da yakalım. Sen benim evimi yaktın. Ebedi Alep seni affetmem gerektiğini söylüyor. Hayda, üzüldüm ya. Harbiden üzüldüm be. Bunda bir şey yapabiliyor muyuz? Kanka, eğer ihtiyacınız varsa size yeni bir ev inşa edebilirim. Belki de sizi içeri alıp şu yukarıdaki baronların oraya sokabilirim. Ne dersiniz? Bunlar valla zerdüştlük yapıyorlar ya. Ateşe tapıyorlar. Yani tek bir ilah olduğunu daha henüz öğrenememişler ha. Şimdi yeni bir mum lazım. Hemen şuradaki mumu yakalım abi. Yak bakalım. Şunu çevirebiliyor muyuz? Bununla hala bir şey yapamıyoruz ya. Önce bir yıkanalım. İçeri girerken pis girmeyelim abi. Acaba içeriye pis girsem ne olur? Onu da bak merak etmedim değil ha. Bir içeriye pis girelim bakalım ne olacak. Bu arada kötü koktuğum için kimse bana şey yapmıyor. Bir şey demiyor. A few moments later. Aa, bir tanesi de burada bak. Oraya nasıl gidebiliriz? Buldum galiba. Şöyle. Heh, böyle. Buradan da böyle. Tamam. Burada bloklar var. Oha, tek atıyorum lan artık bunlara. Güzel. Buna da tek atıyor muyum? Yok, buna tek atmıyorum abi. Vay be, şimdi şunu yakmamız gerekiyor. Ama önce şuradaki paraları alalım ya. Hazır buraya çıkmışken. Gel bakalım. Kaç gold oldu? 13 gold oldu. Şimdi şuradaki parayı nasıl alacağız onu bilmiyorum. Önce şu mumu bir yakalım abi. Şimdi mumu diyorum. Yukarıda yakılması gereken bir şey var. Onu bir yakalım önce. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Güzel. Burada yakmam gereken daha bir şey var mı bilmiyorum. Aha, sandık var. Aa, açamıyorum sandık. Aa, içinden para çıkıyor bunun. Oha, para üretiyor. Değişik. Artık kapıyı açabiliriz. Bunlar ne? Aa, bunu çiçekçiye götüreceğiz. Tamam. Bu ne? Aha. Bu meyve miydi? Ya benim karakter mi çıkarıyor bu sesi acaba? Aa, bu ne lan? Aa, niye o sesi çıkardığını anladım. Allah seni kahretmesin ya. Pislemişler oraya abi. Şu sandığı ne yapacağız ya? O sandıktan para çıkıyor ha. Yani para pompalıyor sandık ya. Nereye pompalıyor sandık parayı anlamadım ama. Para basma makinesi gibi bir şey yani. Şimdi şu mumu da yakalım abi. Kaç tane mum yakmam gerekiyor? 4 tane yakmam gerekiyor değil mi? Biz kaç tane yaktık? 4 tane yaktık mı? Şununla birlikte 4 oldu mu acaba? Şimdi şu çiçeği alıp çiçekçiye götürelim abi. Bakalım içerideki sandığı alabilecek miyiz? Bize kapıyı açacak mı? Dayı selamünaleyküm. Ama bak, çiçek getirdim sana. Nasıl ya? Yok, bu şekilde olmuyormuş. Nice try ama maalesef bu şekilde olmuyormuş. Bakalım burada neler var. Aha. Aynı şey bak burada da var. Fakat nereye gidiyor? İşte onu ben de merak ediyorum abi. Nereye gidiyor? Bu ne ya? Bunu ilk defa görüyorum ya. Bu ne böyle ya? Aha bak, burada da aynı şey var ya. Bunlar ne böyle ya? Şunları ikinci oyunda da vardı ya bunlar. Birinci oyunda da var mıydı hatırlayamadım ama ikinci oyunda vardı sanki. Nereye gidiyor? Gerçekten nereye gidiyor ya? Şöyle slalom yaparak geçebilir miyim diye düşündüm ama yemedi. Bir de şu arkalara bakalım. Aa bak, burada para var. Bak, aynı şey burada da var ya. Aynı makine burada da var bak. Bunlar ne böyle ya? Gerçekten ilginç. Aha, burada yeni bir eleman var. Ne istiyorsun serseri? Dayı ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor lütfen yani. Bak, burada da var ya. Bunlar ne böyle ya? Şunu kırabiliyor muyum? Bu adamın burada ne işi var ve niye bana argo kelimeler kullanıyor bilmiyorum. Galiba yeşil boru ile ilgili bir şey yapmamız lazım buraya. Yeşil boru mu lazım? Ne lazım bilmiyorum ama. Bak, bunlar da açılmıyor. Bunları nasıl açacağız bilmiyorum. Şuradaki altınları alalım abi. Güzel. Şurada bir şey var bak. Oo, orada büyük para var. O büyük paralar 10 gold arkadaşlar. Ya 5 gold'tu ya 10 gold'tu ama onu nasıl alacağımızı bilmiyorum ya. Kapıyı mı tıklatmam lazım? Kapı tıklatıcı lazım galiba. Aha, burada bir tane daha mum var. Gel bakalım, gel. Mumumuzu da yakalım. Güzel. Artık devrim yaratabiliriz ha. Şimdi şu devrimcinin yanına bir gidelim bakalım. 4 tane mumu yaktık. Bakalım bize ne diyecek. Dayı selamünaleyküm. Kafesin etrafında 4 adet mumu yakmam için bana yardım et diyor. Bu geri kafalı. Yaktım abi. Kafesin etrafında diyor ama ya. Kafesin içindekileri saymıyor galiba. He, kafesin içinde de mumlar var ama onlar sayılmaz. Kafesin etrafındakileri yakmamız lazım o zaman. Biz kafesin içindekileri yaktık. O zaman 2 tane daha kafesin etrafında mum var ve onları yakmam gerekiyor arkadaşlar. Aa bak, burada bir yol var ha. Bu kutuların üstünden böyle patika yapmışlar. Buraya çıkalım diye. Güzel. Ver goldları abi, güzel. 30 oldu, nice. Yeni bir yükseltme alabilirim. Burada da paralar var. Bayağı para var ha. 32. 33. Başka var mı abi? Bak bak, paralar yukarı gidiyor. Vay 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 vay. Şimdi anladım. Sandıktaki paraları sömürüp kendilerini alıyor bu zengin çakallar. Milletin parasını sömürüyorlar. Vay hırsızlar vay. Gördünüz mü abi, kendilerine sistem kurmuşlar ya çakallar. Milletin paralarını sömürüyorlar. Can yenileme. Al abi. Canını 2 cana kadar tekrardan doldurur diyor. Güzel. Dışarıda benim kazmayla kırmam gereken bir yer var mıydı arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Şurada vardı ama orası değil. Şu arka tarafta bir yer vardı abi. Canavar bölgesine gidiyordu galiba. Biliyorum ama. Aha. Vay, kırabiliyormuşuz. Ama burası boss fight gibi duruyor abi. Biliyorum ana hikaye burası değil ama. Burası boss fight gibi duruyor abi. Allah kahretsin. Ödüm koptu. Oo, 2 vuruyor lan bu. Benim kazma. Oğlum bunlar çok kişi. Tek tek gelin lan. Lanet. Güzel. Güle güle kardeşi ya. Daha var mı? Gel koçum gel. Gel koçum gel. Toplanıp gel. Şöyle kafana gömçüleyim seni. Oo, saygılar dayı. Kendini patlattı Keko. Ulan. Aa, ışınlanıyor. Yaklaşamıyoruz. Aa, vuramadım ya. Bir daha gönder abi. Bir daha gönder. Abi öleceğim lan, dur. Duramıyorum ya. Ne oldu bana ya? Bir dakika. Güzel. Hayda, yenileri çıktı ya. Yeni bosslar çıktı. Oğlum bunlar daha güçlü. Oha. Güzel. Abi saygılar. İyi ki de menzilli şey almışım abi. Güzel. Taş atıyor bak, bir de taş atıyor. Canım bir. Hayır. Ölmeyeceğim abi. Tamam. Bak, vuramadım. Gel buraya. Güzel. Hepsini öldürdün. Güzel bir boss fight, güzel bir fight yaşadık arkadaşlar. Ama keyif aldım ya, vallahi keyif aldım. İçeriden sandık çıktı. Ver bakalım. Kazma sallama menzili. Artık daha uzaklara vurabileceğim. Şuradan bir yere çıkmıyor mu? Ekstradan ben bir silah verir diye düşünüyordum ama. Yani menzil... Kazma menzili de olur kardeşim, ne diyeyim. Ekstradan silah verir diye düşünüyordum ama ne yalan söyleyeyim. Vermedi. Galiba şunun arkasında bir şey var, tamam mı? Buraya kemerle çıkıp şu arkada bir yere gideceğiz. Yani burada daha işimiz bitmedi gibi geliyor bana. Şu arka tarafta bir şeyler var abi. Kesin arka tarafta bir şeyler var. Bize kemer lazım abi. İleriki bölümlerde buraya tekrardan geleceğiz. Dayı, içerideki yaratıkları yendim. Karşılığında bir şey vermeyecek misin? İnsan bir ödül verir be. Evet arkadaşlar, bölümümüzün burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde Kafes kasabasını keşfetmeye ve bulmacaları çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.